24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk, haftanın son çalışma gününün son 2 saatinde bir aradayız. Moderatör Gece'de biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika Sağlık Kongresi'nde yaptığı konuşmayı izledik. Öncelikle mevcut dünya düzeninin Afrika'ya dönük olarak yürütmekte olduğu acılı politikalardan örnekler verdi. Somali üzerinde çok durdu. Mescid-i Aksa meselesinde de herkesle konuşuruz ama Müslümanlar olarak hakkımızı sonuna kadar savunuruz. Zalime karşı susmayı kendimize yediremeyiz cümlesi dikkat çekiciydi. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması, özellikle Mescid-i Aksa bölümü, sanıyorum yakında bütün internet sitelerinde, uluslararası internet sitelerinde yeni bir manşet olacaktır. Biz gündemden devam edelim. Önümüzde hiç beklemediğimiz, hatta derinleşmesini de hiç tahmin etmediğimiz bir Almanya gerginliği var. Neden başlattılar? Eğer meseleleri sadece iç politikaysa Eylül ayında kurtulabileceğimizi söyleyebiliriz bu krizden, ama giderek derinleşmesi kaygı verici. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iddiaları yanıtlarken hiçbir Alman şirketiyle ilgili bir soruşturma, araştırma yoktur. Hepsi yalandır dedi ve öncelikle Alman yönetimi kendi topraklarında teröristleri neden koruyor? Bunun cevabını vermelidir cümlesi de dikkat çekiciydi. Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi de asla bu tehditlerle ürkütemez, bunu bilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidiyle ilgili konuştu, sözleri sertti. Ticaretle siyaseti birbirine karıştırmakta ısrar ettiklerini görüyoruz. Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu. Alman Ekonomi Bakanı'nın yaptırım tehdidini kınadı. Alman şirketleriyle ilgili soruşturma iddialarını da yalanladı. Ve ben Milli İstihbarat Teşkilatımı, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum. Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur. Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma, araştırma yoktur. Hepsi yalandır. Cumhurbaşkanı Alman firmalarının Türkiye'de bugüne kadar olduğu gibi yine güven altında çalışacaklarını hatırlattı. Alman hükümetinin Türkiye'den firar eden terör örgütü üyelerine verdiği desteği getirdi sözü. Almanya kendine çeki düzen vermeli dedi. Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermelidir. Türkiye'den kaçan teröristler Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara orada verilen maddi destekleri neyle izah edecekler? Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa şunu bilmeleri lazım ki bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır. Cumhurbaşkanı Türkiye üzerinde yürütülen kara propagandanın Alman şirketleri üzerinde baskı kurma hedefinde olduğunu söyledi. Asılsız iddiaları ortaya atanları ispata davet etti. Biz bir çadır devleti değiliz. Biz bir kabile devleti de değiliz. Biz bin yıllara bali bir devletiz. Türkiye'nin yabancı şirketlerle ilgili kara liste veya benzeri bir çalışması olduğu iddiasını ortaya atanları bunu ispata davet ediyorum. Ülkeler dedikodularla yönetilemez. Kendilerine gelince hukuk devletinden ödün vermeyenlerin konu ülkemiz olunca hukuku hiçe saymalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın, bir cümle söylememe izin verin. Gerçekten Almanlara hiç yakışmadı. Biz onları rasyonel, yani akılcı, özü sözü bir millet olarak tanırız ama yalana dayalı algı operasyonlarıyla karşımıza çıkmaları karşısında bayağı şaşkınız. Yani bir Alman devleti yetkilisinin, ekonomi bakanının bu tür bir cümleyi nasıl sarf ettiğini hala anlayabilmiş değiliz. Ayrıca buraya gelecek olan turistlere dönük olarak da
Oraya gittiğinizde tutuklanır mısınız bilemeyiz. Ne demek bu ya? Ne demek? Nasıl böyle bir cümle kullanabilir? Hangi Alman turist tutuklanmış burada? Ama Alman ajanları tutukluyoruz. Yapacak bir şey yok. Devletin bekası için. Nitekim Başbakan Binali Yıldırım net yanıt verdi o ekonomi bakanına. Alman şirketlerine baskı olduğunu söyleyenine. Yok öyle bir şey dedi. Büyükada'da suçüstü yakalanan aktivist maskeli provokatörler Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri gerdi. Almanya içlerinde kendi vatandaşları da bulunan provokatörlerin tutuklanmasından rahatsız. Gerilimi daha da tırmandırmaya çalışan Alman yetkililer Alman şirketlerine karşı operasyon başlatıldı, kandırmacasına girişti. Türkiye'deki 68 Alman menşeli şirkete soruşturma başlatılmış. Bu külliyen yalandır. Böyle bir şey yok. Başbakan Binali Yıldırım algı operasyonlarına prim vermedi. İddiaları net bir dille yalanladı. O şirketler Alman sahipli olmakla beraber birer Türk şirketidir. Kimisinin yarım asırdan beri geçmişi vardır. Burada isim vermek istemiyorum ama o şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda hiç Alman şirketi olarak düşünmez, Türk şirketi olarak düşünür. O bakımdan burada iş yapan yatırımcıları tedirginliğe itecek bu tür açıklamalardan uzak durulması lazım. İşin esası çok net. Herhangi bir araştırma, soruşturma yok. Yıldırım, Alman hükümetinin iç siyaset gerekçesiyle yürüttüğü gerilim siyasetini terk etmesi gerektiğini söyledi. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor. Benim buradan çağrım teenniyle hareket etmektir. İlişkileri zarar görmesinin Almanya'ya da yararı yok, Türkiye'ye de yararı yok. Şirketlerimiz ülkenize yatırım yapmaz diyen o Alman ekonomi bakanına kapak gibi cevap, ünlü Alman firması boştan geldi. Şirketin Türkiye ve Orta Doğu direktörü Steven Young, Bosch için Türkiye'nin çok önemli bir üs olduğunu ve 2017'de Türkiye'ye 650 milyon liralık yeni bir yatırım paketini açacaklarını ifade etti. 2016 yılı Bosch Global için oldukça iyi bir yıldı. Geçen sene ciromuzu %3.6 olarak büyüterek dünyada 73.1 milyar avroya taşıdık. Bu 2016 Bosch Global için başarılı bir yıldı ve işlerimizi arttırırken çalışan sayımızı da 390 bin kişiye yükselttik. Bosch dünyada büyük bir aile. 390 bin kişi Bosch Global için çalıştırmaktadır şu anda. Geçen sene yatırımlarımıza devam ettik ve grup olarak Türkiye'ye 750 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Ve bu anlamda Bosch'un globalinde Türkiye 4. en büyük yatırımı çekmek durumdadır. Ve bu anlamda da şunu söyleyebilirim ki Türkiye Bosch için çok ve çok önemli bir ülkedir. İstihdam olarak aynı ciromuzu arttırdığımız gibi çalışan sayımızı da arttırdık ve grup olarak 17 bin kişiyi aşmış durumdayız Türkiye'deki Bosch grubu. 2017'ye eş dönemle mukayese edersek 2016'yı ilk 6 ayları mukayese edersek 2016'nın %10 üstünde gidiyoruz. Ve tahminlerimize göre de bu seneyi bir evvelki seneye en az %10 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Yatırımlarımıza 2017'de devam etmekteyiz. Bu sene Türkiye'ye grup olarak 650 milyon Türk lirası yatırım yapıyoruz. Ve bu yatırımın da aslan payı da Bursa'ya gelecek. Bunu da sizlerle burada memnuniyetle ifade edebilirim. Şu anda yatırım ortamı olarak oldukça iyi bir ortam var. Yani
teşviklerden yaklaşırsak olaya, cazip teşvikler var Türkiye'de ve bunu biliyorum ki geçen sene biz otomotiv alanında Türkiye'de en çok teşvik alan firma olarak seçildik. Bu da Bosch'un Türkiye'deki operasyonlara olan güveni ve Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesidir. Siz de benimle aynı duyguyu yaşadınız mı bilmiyorum ama ben bu Steven Young'ı çok tuttum. 1995'te arkadaşlar bilgi verdiler yayın sırasında. Yani 22 yıldır Türkiye'de görev yapıyor. Eğer kabul ederse bir gün buraya çağıracağım. Şu Türk-Alman ekonomi ilişkilerini Steven Young'la şöyle adam gibi bir konuşacağım. Neyse, bu arada algı operasyonlarına ekonomimiz iyi direniyor. Borsa rekor tazelemeye devam etti. Borsa İstanbul 100 endeksi dün gün içinde 107.749 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Günü ise %0.63 düşüşle 106.735 puandan kapattı. Piyasaların gözü bugün Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'teydi. Kuruluş bugün Türkiye'nin notunu gözden geçiriyor. Değişiklik yapması da beklenmiyor. Üçüncü köprüye, üçüncü havalimanına, şuna buna karşı çıkanların derdinin ne olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ve artık onlar da itiraf etmeye başladı. PVC, ünlü denetim şirketleri, dünyanın şirketlerinden biri, küresel bir şirket, Türk ekonomisinin hızlı yükselişini değerlendirdi ve Türkiye'nin 2050'de dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacağını kayda geçirdi. Türkiye hızla yükselecek, dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacak. Bu önemli tespit çok önemli bir kurumdan geldi. Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC. Kuruluş 2050'de dünyanın ekonomik durumunun nasıl olacağını masaya yatırdı ve çarpıcı tespitler ortaya koydu. Buna göre batılı ülkeler tahtlarını doğuya bırakacak, yani servetin coğrafyası değişecek. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri liderliği Çin'e kaptırıyor. 2050'de Hindistan'ın da gerisine düşecek. Raporun asıl dikkat çekici kısmı Türkiye hakkında. Buna göre Türkiye gayri safi yurt içi hasılasını 2050'ye kadar 3'e katlayacak. 33 yıl sonra dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacak. Yani şimdiki durumuna göre 6 basamak yükselecek. Rapora göre Türkiye gibi hızlı yükselecek ülkelerden biri de Endonezya. Şu an 12. sıradalar. 21. yüzyılın ortasında dünyanın en büyük 4. ekonomisi olmaya adaylar. Brezilya ve Meksika da hızla büyüyecek. Rusya ise en büyük 6. ekonomi olarak yerinde sayacak. Bir de siyasetten haber verelim. AK Parti ve MHP'nin ortak teklifi iç tüzük değişikliği Anayasa Komisyonu'nda dün akşam kabul edildi. Oradaki önemli bir detay, meclis başkanlarını veya başkan vekillerini ilgilendirmesi açısından önemli. Onlar artık meclis genel kurulunu o frak denilen özel kıyafetle yönetmek zorunda kalmayacaklar. Mecliste iş tüzük mesaisinin komisyon ayağı tamamlandı. Anayasa Komisyonu 6 günde 63 saat mesai yaptı. Komisyon boyunca sert tartışmalar yaşansa da meclis tarihinde ilk kez iş tüzük görüşmelerinde kavga yaşanmadı. 18 madde kabul edildi. Teklifle önemli değişikliklere gidildi. Artık yemin etmeyen milletvekili maaş ve diğer hiçbir haktan yararlanamayacak. Türk milletinin ortak tarihine hakaret eden veya söven milletvekilleri de cezalandırılacak. Genel kurulda Kürdistan veya Ermeni soykırımı gibi ifadeleri kullanan milletvekillerine para cezası verilecek. Meclise silahla giren vekile para cezası geliyor. Döviz ve pankartla genel kurul çalışmalarını huzuru bozan milletvekillerine de para cezası alacak. Vekil ödeneklerinin 1/3 kadar da para cezası verilecek. Grup önerilerine de sınırlama geliyor. 40 dakika süren grup önerileri artık 14 dakikaya inecek. Grup önerisini veren parti 5 dakika, diğer partilerse 3'er dakika konuşabilecek.
Genel kurulun çalışma saatleri ise arttırıldı. Genel kurul salı günleri saat 15'ten 21'e, çarşamba ve perşembe günleri ise saat 14'ten 21'e kadar çalışacak. Ve Meclis TV yayınları. Meclis TV'de 14'ten 21'e kadar yayında kalacak. Yeni işsüzlükte kılık kıyafette değişiyor. Meclis Başkanı ve Başkan Vekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırılıyor. Başkanlık görüşüsünde başkan ve görevli katip üyeler koyu renkli elbiseyle çalışmalara katılabilecekler. Yoklama istemlerini de azaltan işsüzlük değişiklik teklifi önümüzdeki hafta genel kurulun gündemine gelecek. Pazartesi gününden itibaren meclis kesintisiz işsüzlük mesaisi yapacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni operasyonlarla FETÖ ile mücadeleye yeni bir hız daha kazandırdı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı eski medya çalışanları ve eski emniyet personeline yönelik FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. 159 kişi için gözaltı işlemi başlatıldı. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kamu ve özel sektör içerisinde sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 ayrı operasyonda 159 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İlk operasyon Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeline gerçekleşti. FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Baylo kullandığı tespit edilen 6'sı çalışan toplam 20 personel hakkında gözaltı kararı alındı. Kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan FETÖ'nün medya kuruluşlarının eski personeline yönelik operasyondaysa 34 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bir diğer operasyonsa FETÖ'nün emniyet ağına yönelik gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalarda 13 ilde operasyon başlatıldı. 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı alındı. Bunlardan 67'si polis, 4'ü baş polis, 21'i komiser yardımcısı, 3'ü baş komiser, 3'ü komiser, 6'sı emniyet müdürü, 2'si ise emniyet amiriydi. İstanbul'da da yeni bir operasyon var. Terör örgütünün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 115 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve 168 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri de sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. FETÖ'nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen edilen 115 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Baylok'u kullandıkları da ortaya çıktı. Biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde 119.900 kişilik bir Baylok listesi var. Alışacağız her gün kaç kişinin gözaltına alındığına. İşte biri daha. Üstelik bu Trabzon eski İl Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın eşi Filiz Altay İstanbul'da gözaltına alındı. O da baylokçu çıktı. Ama yapmayacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Trabzon eski emniyet müdürü Reşat Altay'ın eşi Filiz Altay gözaltına alındı. Gerekçesi ise Fethullahçı terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması Baylok kullandığı iddiası. Reşat Altay, Hrant Dink cinayetinden kısa bir süre önce Trabzon Emniyet Müdürü'ydü. Cinayetle ilgili hazırlıkların kendisinden saklandığını öne sürmüştü. Kendisine bağlı çalışan Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç'i suçlamıştı. Engin Dinç ise bu iddiaları reddetmişti. Reşat Altay, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevi ihmalden dolayı tutuksuz olarak yargılanıyor. Reşat Altay'ın polis memuru olan eşi Filiz Altay da İstanbul'da gözaltına alındı. Baylok kullandığı ifade edilen Filiz Altay'ın cep telefonunun incelendiği belirtildi. Baktılar onun bunun yürümesiyle kaos çıkmıyor. Baktılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde milyonlarca insanımız direnişe sahip çıkıyor. Baktılar dışarıdan bir takım algı operasyonları dönse de Türkiye dimdik duruyor. Artık çözülme zamanı. Terör örgütünün Silivri'de görülen mahrem imamlar davasında
İtiraflar havada uçuştu. FETÖ'cüler çözülmeye başladı. Emniyetteki mahrem imamlar davasında itiraflar geldi. Sözde polis imamı tutuklu sanık öğretmen Mustafa Deniz'in örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığını söyledi. Cezaevine girdiğimde bana etrafta konuşmamamı söylediler. Etrafta MİT elemanları var. İstihbarat toplanıyor. Konuşursan senin için kötü şeyler olur dediler. O yüzden birbirini tanımayan kişilerin yanında cemaat konuları konuşulmazdı. Herkes çok yakında cezaevinden çıkacağına inandırılmıştı. Cezaevine girenler bunu bir imtihan olarak görüyordu. Sürekli haber geldi. 3 ay sonra çıkacağız diye söylentiler dolaşıyordu. 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını düşünüyorum. Dini duygularla bilmeden bu örgüte katıldım. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum. Bazı sanıklar da Mustafa Deniz'in ifadesine tepki gösterdi. Sanık Mustafa Deniz, üniversiteye hazırlık döneminde örgütün dershanelere gittiğini, yurtlarda kaldığını ifade etti. Burada terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in videolarını izlediklerini ve kitaplarını okuduklarını anlattı. Ümraniye'de bir eve sohbete gelen polisler vardı. Bu durum 2013 yılına kadar devam etti. 2013 yılında örgütün emniyetle ilgili özel bir yapılanması oldu. Polislerin de isimlerini tek tek söyledi. Himmet adı altında aldığı paraları anlattı. Ben bu polislerin imamıydım. Yusuf benim üstümdü. Onun da üstünde Cüneyt vardı. O dönemde Himmet adı altında polislerden 50 ila 300 lira arasında para toplanıyordu. Ben de yılda 5000 lira para veriyordum. Polislerin sözde imamı Mustafa Deniz'in ifadesi FETÖ'nün nasıl sinsi bir örgüt olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 181'i tutuklu 198 sanık hakkında açılan davada şu ana kadar 77 sanığın savunması alındı. Sıradaki haber ülkemiz için hayli hayırlı, güzel, hoş ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak iyi bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçisi John Bass'ı değiştiriyor. Trump, John Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday gösterdi. Trump, Büyükelçi atamalarına ilişkin listeyi Kongre'ye gönderdi. John Bass'ın Kabil'e Büyükelçi olabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor. Ankara'ya atanacak yeni büyükelçi konusunda ise henüz bilgi yok. John Bass Ankara'daki görevine 8 Ekim 2014'te başlamıştı. Bu yana da yaşamadığımız kalmadı. Neyse, devam edelim. Bu arada Amerikan yönetimi de kendi içinde kaynıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü'ne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği açıklandı. Beyaz Saray İletişim yeni direktörü sözcü yardımcısı Sarah Sanderson bugün istifa eden Spicer'ın yerine Beyaz Saray sözcülüğüne atandığını da duyurdu. Dün gece yarısı saat tam 01:31'de yani 01:31 geçe Bodrum başta bütün Ege ve Akdeniz bölgemiz büyük bir badire atlattı. Çok şükür şiddetli bir deprem. Yani 6-7 şiddetinde esasında da bizim tanımladığımız 6.7 olarak gözüküyor. Muğla'da panikten 80 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Muğla gece yarısı şiddetli sarsıntıyla uyandı. Saat 01:31'de merkez üssü Kos İstanköy adasıyla Bodrum arası olan Ege Denizi'nde Kandil Rasathanesi'nin verilerine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum'da hastaneye 80'e yakın kişi atlama ve düşme kaynaklı yaralanmalar sebebiyle başvuruda bulundu. Acil serviste asma tavanda hasar meydana geldi. Yaralılara müdahale hastane bahçesinde yapıldı. Tüm hekimler göreve çağrıldı. Allah'a şükür.
zaten balkondan atladım. Evet. Ayağınız da herhalde... Evet, şurada çatlak var. Şey tabii, panikledim biraz. Sesi duyunca odaya yeni girmiştim. Panikleyince ilk sesten sonra sallamaya başlayınca balkondan atladım. Yürekleri rahatlatan haberi Muğla Valisi Esengül Civelek verdi. Buza rağmen can ve mal kaybımızın olmadığını şükrediyoruz. An itibariyle Muğla il genelinde olumsuz bir durum yok. İlgili tüm taraflarla depremin olası olumsuzluklarını gidermek üzere ve bu arada tabii Kızılay da devrede, AFAD da devrede, sağlık birimlerimiz de devrede. Bazı yerlerde elektrikler kesildi, telefon görüşmeleri aksadı. Gümbet'te ise mini bir tsunami oluştu. Yüksek dalgalar sahile vurdu. Halk ve turistler sokakta sabahladı. Otellere ve evlere dönmedi. Büyüklükleri 5,1 ile 4 arasında değişen üst üste artçı sarsıntılar yaşandı. Biraz gürültü falan oldu. Kendimizi kaybettik işte. Ben de daha önceden hiç deprem görmediğim için direkt balkondan atladım. AFAD ve jandarma ekipleri köylerde hasar tespit çalışması başlattı. Yunanistan'ın İstanköy adasında ise yıkım büyüktü. Birçok evin yanı sıra Osmanlı dönemi eseri Defter Camii'nin minaresi yıkıldı. Duvarları da yıkılmış, gördüğünüz gibi kostayız. İnsanlar hep dışarıda. Kos adası. İstanköy'deki sarsıntıda 2 kişi hayatını kaybetti, 120'nin üzerinde yaralı var. Durumu ağır olanlar helikopterle Rodos Adası'na götürüldü. Ege depremi İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Antalya'da hissedildi. Bodrum'da bir de mini tsunami yaşandı. Mini diyoruz ama bu tsunami'nin minisi bile bayağı hasar veriyor. Şu an görüyorsunuz karada deniz tsunami oldu burada. Bilal bir kızım dur. 20 metrenin üzerinde deniz. Karadan içeri girdi. Gördüğünüz bütün tekneler karaya çıkmış. Önce deprem korkusu, ardından mini tsunami şoku yaşandı. Sakin olun, sakin! Evet, burası Bodrum Gümbet şu anda. Su seviyesi yükselmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu anda tsunami oluyor. Depremin en çok vurduğu noktalardan biri de Gümbet'ti. Gümbetliler ilk önce sarsıntıları hissetti, ardından da mini tsunami ile karşı karşıya kaldı. İşte o tsunami yavaş yavaş kıyıya doğru ilerlerken tekneleri de kendisiyle birlikte kıyıya sürükledi. Deniz yükseldi, dev dalgalar kıyıdaki teknelere, park halindeki araçlara zarar verdi. Tekneler karaya vurdu, kıyıdaki araçlar suyun içinde sandal gibi yüzdü. Uyandığımda saate baktım, 1:30. Ve etrafımda deniz çekilmişti. O anda deniz çekilmişti, ben korkudan iskeleye koştum. Tekneden indiniz mi? Dışarı çıktım. Arkamdan su 1,5 metre, 2 metre yakın yükselerekten karşı yolu geçti, yukarı doğru gitti. Sahil şeridinde olanlar sel korkusu yaşadı. Zira caddelerde dereler akmaya başladı. Yollar göle döndü. Sakin olun, sakin! Mini tsunamide can kaybı yaşanmadı, ancak hem iş yerlerinde hem de tekne ve otomobillerde hasar meydana geldi. Biraz önceki haberde de verdik. İstanköy'de ağır yıkım oldu. 120 yaralı var ve Sinan Kurtoğlu isimli bir vatandaşımızı da ne yazık ki kaybettik. Onları, yani İstanköy'de bulunan vatandaşlarımızı feribotlarla hemen Türkiye'ye taşıdık. Bütün ülke vatandaşları orada zor durumda bekliyor ama ülkemiz bize yardım etti. Ben de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere iktidar partisine, muhalefet partisine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etmek. Depremin en şiddetli anlarını onlar yaşadı. Yunanistan'ın İstanköy adasından Bodrum'a getirilen tatilci Türkler 24'e konuştu. Çok kötüydü. Otelimize su bastı. İnanılmaz derece sallandı. Zaten kırıklar, oteller çok kötüydü. Ya kırılmaya çok müsaitti. Dışarı çıktığımızda tsunami etkisi oldu.
koştuk, hep beraber kaçtık, suda kaçtık. Kos Adası'ndan yola çıkan ilk feribot şu anda Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemiden ilk önce yaralılar indiriliyor. Ay çok kötüydü, yeni yatmıştık yatağa. Ondan sonra yatmamızla zaten savrulmamız bir oldu. Duvarlar bizi oradan oraya çarptı. Oradan ya ölümle savaştık yani. Nasıl kaçtığımızı bilemedik. Aşağıya indik ve sabaha kadar sokakta sabahladık. Çok kötüydü. Feribottan inenler arasında yaralılar da vardı. Evet. Tamamdır. Güçlü kurumsallaşmış bir devlette sahip olmanın önemini bu tür olaylarda nasıl fark ediyoruz, değil mi? Allah ya devlet başa ya kuzgun neşe demişler. Allah muhtaç etmesin hiç kimseye. Efendim, kısa bir aramız var. Devamında önemli haberlerle karşınızda. Haftanın son çalışma gününün, yani 21 Temmuz 2017 Cuma gününün son saatine girdik sevgili seyirciler. Saatlerimiz tam 23 ve moderatör gece yoğun bir gündemle devam ediyor. Kısa başlıklar vereceğim. Efendim, Kudüs'teki Mescid-i Aksa gerilimi bugün kelimenin tam anlamıyla patladı. İsrail'in metal dedektörleri orada tutması, Müslümanların kutsal yerde mabetlerinde namaz kılmasına izin vermemesi ve devamında. Tabii ki İsrail polisinin çok pervasız saldırısı, 3 kişi şehit oldu, 190'dan fazla kişi yaralı. Turgut Alp Boyraz'a ulaşabilirsek bağlanacağım. Şu andaki durumu da Kudüs'ten alacağım. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamaları var bu konuda. Başbakan Binali Yıldırım'dan da aynı konuda açıklama geldi. Tedbir ve almak yerine çözüme yönelmek gerekir. Çünkü radikal tedbirler çözüme bir katkı sağlamaz dedi. Bütün bunları vereceğim. Bir de bugün bütün olaylar sırasında Mescid-i Aksa bölgesinde namazda olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Numan Balcı ile görüşmeye çalışacağım. Fas, bir Arap devleti olarak Türkiye ve İran'dan sonra o krizde Katar'a en net desteği sağlayan Arap ülkesi olmuştu, biliyorsunuz. Ne tesadüf. Bugün sokakları birbirine girdi sevgili seyirciler. Daha düne kadar gayet sessiz sakin bir ülke olan Fas bugün iç ayaklanmaya benzer olaylar yaşıyor. Bu da olayın ne hale geldiğini Orta Doğu'da göstermesi bakımından önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarıyla PKK'ya nefes aldırmıyor. Açıklamalara göre son bir haftada 54 çoğu üst düzey terörist olmak üzere etkisiz hale getirildiler. Meslek hayatımın en ilginç haberlerinden birini de yaşamın içinden haberlerinde vereceğim. Amerika kaynaklı cinayet davasını bir papağanın tanıklığının çözmüş olması hakikaten herhalde kolay kolay değil, hemen hemen bir daha hiç yaşanmayacak bir vaka olarak tarihe geçmiş oldu. Dilerseniz haberlere geçelim. Efendim, biraz önce yani ilk bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika Sağlık Kongresi'nde yaptığı konuşmayı canlı olarak yayınlamıştık. Ama bu konuşmadan öne çıkan iki ana noktayı bir kez daha vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı çok net bir tavır aldı Afrika konuşmasında. Bugünün batı şatafatının altında Afrikalı insanların sömürülmesi ve kanlarının olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'deki mevcut sistemin daimi üyelerinin değişerek görev yapması gerektiğini de ilk kez açıkladı. Bu bir ve tabii Kudüs'te İsrail'in yaptıklarına çok net cevabı vardı. İletişimi devam ettirelim ama haklarımıza da
sahip çıkalım dedi. Bugün bize her fırsatta demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktığını bizzat yerinde gördük, görüyoruz. Batılı ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı kime borçlu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şatafatlı binaların, şık kaldırımların altında kimlerin canının, kanının, alın terinin olduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. Dünya beşten büyüktür. Her şey o beş üyenin bir tanesinin dudağı arasında. Hayır dediği zaman iş tıkanır. Eğer tüm dünyanın saygınlığı konuşuluyorsa, o zaman 20 ülke diyorsak, dönerli olarak her yıl 20 ülke daimi üye sıfatıyla görev yapmalı. 2 yılda bir bunlar değişebilir. Bunun 20'si birden değişmemeli. 10 tanesi değişir. Diğer onu da ikinci onda değişir. Ve böylece bu 20 üye ülke aynı haklara sahip olarak dünyanın kaderi üzerinde sahip olur. Hak sahibi olur. İstedikleri gibi Müslümanların kaderi üzerinde oynuyorlar. İşte şu anda buyurun Kudüs'te bugün Cuma Müslümanların kutsal bir günü. Ve Kudüs polisi, askeri, bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var. Aldığım son rakam 3 tane şehidimiz var. Dün akşam İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Bakın dedim, yarın Cuma. Lütfen dedim, bu işe müdahale edin. Biz terörizmle mücadele ediyoruz dedi. Kendisine dedim ki lütfen. Bu yaklaşım tarzınız da çok yanlış. Ve biz bu noktada inancı sebebiyle insanlara bu yakıştırmanın yapılmasını kabul etmiyoruz. Şiddete karşıyız. O ayrı bir konu. Ama bu insanlar bırakın da rahatlıkla ibadethanelerine gitsinler, ibadetlerini yapsınlar. Ne kadar tabii ısrar ettiysek elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz dediler ama Netanyahu ve Cumhurbaşkanı ile aralarındaki benimle olduğu yaptığı görüşmede ayrı bir sıkıntı sebebi oldu ve bugün maalesef böyle bir müdahalede bulundular. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yaparız. Yapalım. Ama hakkımıza, haklarımıza da sahip çıkalım. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları önemli. Yeni bir dünya sistemi öneriyor. Bunu esasında hep beraber bu memleketin yazarı, çizeri, akademisyeni, üniversiteleri güzel bir rapor halinde pişirip dünyanın önüne koymak zorundayız. Bir tek Erdoğan'a bırakamayız bu önerileri. Bunlar önemli öneriler. Madem 20 devlet güçlüyüz, 20 devlet, hep beraber yönetelim bu küresel sistemi diyor Cumhurbaşkanı. Bunun arkasının tamamlanması lazım. Neyse, geçelim Kudüs'e. Orada 3 şehidimiz olduğunu Cumhurbaşkanı da söyledi. Bir gelişmelere bakalım. Devamında Kudüs'e bağlanacağım. Çok önemli konuları ele alacağım Turgut Alp Boyraz'da. Kudüs'teki gerginliğin en sembolik görüntüsü buydu. İsrail'in Filistinlilere zulmünü açık ve net olarak anlattı. İsrail polisi protestolar sırasında namazını bozmayan Filistinli'ye böyle acımasızca tekme attı.
Bir haftadır süren gerilim bu görüntülerle tavan yaptı. Kudüs'teki Öfke Cuma'sında İsrail polisi Filistinlilere sert müdahale etti. Gerilimin sebebi İsrail'in Mescid-i Aksa'nın girişine kurduğu metal dedektörlerini kaldırmaması. Filistinliler bir haftadır tepki olarak vakit namazlarını Harem-i Şerif'in dışında kılıyordu. Gözler özellikle Cuma namazındaydı. İsrail sabah erken saatlerden itibaren çok sıkı önlemler aldı. Mescid-i Aksa'ya girişlerde 50 yaş sınırlaması getirdi. Harem-i Şerif'in eski şehir denilen tarihi bölgeye açılan kapılarını bariyerlerle kapattılar. Her köşe başında tepeden tırnağa silahlı polisler vardı. Dışarıdan Kudüs'e gelenler de kısıtlandı. İsrailli Arapları taşıyan onlarca otobüs geri gönderildi. Batı Şeria'dan geçiş noktaları kapatıldı. Buna rağmen binlerce kişi gitti bölgeye. Doğu Kudüs'ün 3 bölgesinde Cuma namazını hep birlikte sokaklarda kıldılar. Namazdan hemen sonra İsrail polisi 3 bölgede birden Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler kaçışırken bölgeye ambulanslar gitti. Çıkan olaylardan can kaybı ve yaralı haberleri geldi. Batı Şeria'da da İsrail'e öfke vardı. Cuma namazından sonra sokaklara dökülen Filistinliler İsrail güçleriyle çatıştı. Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmü birçok ülkenin de gündemindeydi. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Cuma namazlarından sonra sokaklara döküldü. İsrail'i protesto ettiler. Endonezya, Ürdün ve Lübnan o ülkelerden bazılarıydı. Şimdi Kudüs'e uzanalım. Anadolu Ajansı Kudüs temsilcisi Turgut Alp Boyraz bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. İyi akşamlar Turgut Alp. Duyabiliyor musun Turgut Alp Boyraz? İyi akşamlar, ben sizi duyuyorum. Ha, güzel. Ben de seni şimdi duydum. Öncelikle gecenin flash gelişmesini soracağım. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'le tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve o dedektörler oradan kaldırılmadıkça da İsrail'le hiçbir ilişkilerinin olmayacağını açıkladı biraz önce. Bu açıklama nasıl değerlendirildi, nasıl bakılıyor? Çok yeni bir açıklama. Tabii ki İsrail tarafından şu an için herhangi bir karşılık gelmiş değil. Ancak çok çok önemli bir açıklama. Malumunuz Oslo Anlaşması'yla Filistin yönetimi ve İsrail arasında oluşturulmuş bir statüko vardı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bu statükoya göre yönlendiriliyordu. Her ne kadar İsrail bu anlaşmayı ihlal ederek oradaki Yahudi yerleşim yerlerini sürekli artırsa da Filistin tarafı bu anlaşmayı iptal ettirmemişti. En önemli maddesi ise güvenlik işbirliği anlaşması. Yani İsrail şu anda İsrail askerleri, İsrail ordusu 3 milyon Filistin'in yaşadığı Batı Şeria'yı işgal altında tutarak orada askeri yönetimi sürdürüyor. Ancak bu Filistin yönetimiyle askeri işbirliği, istihbarat işbirliği olmadan çok zor. Daha önce 2015'te şiddetin zirveye çıktığı dönemlerde Mahmut Abbas aynı tehditte bulunmuştu. Hatta Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşma öncesi tarihi bir konuşma olacak, bir bomba patlatacağım gibi tabirler kullanmıştı ve herkes bunu beklemişti ama bunu yapmamıştı. Bu sefer yaptı. Çok korkulan bir şeydi. Batı Şeria'da şiddeti artıracak. Bir de hemen bir son dakika gelişmesi verelim. Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde, Mahmut Abbas yönetiminin olduğu şehrin yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerine saldırı oldu. Bıçaklı saldırı. İsrail ordusunun resmi açıklamasını söylüyorum. 4 Yahudi yerleşimci yaralandı. Bunlardan 2 tanesi öldü. 2 tanesi hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı düzenledi iddia edilen Filistinli de şu anda öldürüldü. Yani 3 kişi öldürüldü. İkisi Yahudi yerleşimci bıçaklanan. İkisi de yine Yahudi yerleşimci hastaneye kaldırıldı. 2 tane çok önemli son dakika gelişmesiydi. Mescid-i Aksa'nın kapısında da akşam saatlerinde binlerce kişi yine aynı şekildeydi. Toplandı. Bugünkü müdahaleye rağmen sayıda hiçbir eksiklik olmadı. Ama günün en flash gelişmesi ne derseniz Filistin yönetiminin attığı adım oldu. Bu İsrail tarafını kaygıya sevk edecektir. Çok büyük bir baskı oluşturacaktır. Önümüzdeki dakikalarda zannediyorum İsrail tarafından da ilk açıklamalar gelecektir. Şimdi İsrail basınından duyduğumuz kadarıyla veya izlediğimiz kadarıyla
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Rivlin ile yaptığı görüşmeye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı telefonu açma, telefonu kaldırma diye müdahale etmiş. Netanyahu da Erdoğan'la Rivlin'in görüşmesine karşı çıkmış ki bugün biraz laf arasında Cumhurbaşkanı da söyledi bunu. Ne oluyor ki yönetim içinde de bir Erdoğan tartışması var anladığım kadarıyla. Yani aslında şöyle bir şey, burada Cumhurbaşkanlığı biraz sembolik bir şey ve daha çok iktidarı temsil eder. Başbakan ülkeyi yönetir. Netanyahu aynı hem Dışişleri Bakanı burada, hem başbakan hem de ülkenin en güçlü ismi. Bizim anladığımız İsrail basınına yansıyan, tabii ki bu konuda yetkililer bir açıklama yapmaktan şiddetle kaçınıyor. Yani kesinlikle bu yorumları doğrulamaları yok. Ancak bütün İsrail basını bunu yazdı. Bizim de kanaatimiz bu yönde olduğu şeklinde. Bundan bir rahatsızlık duyduğu netleşmiş. Ki böyle bir rahatsızlık olmuş ki zannediyorum Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in açıklamasında da beklenenden biraz daha sert ifadeler vardı. Zannedersem o da Netanyahu'nun gönlünü etmek için bu ifadelere yer verdi. Evet. İsrail tarafında ama ipler Netanyahu'nun elinde. Şu anda 6 partili bir sağcı koalisyon var ancak Netanyahu ülkenin güçlü adamı. Ancak bugünkü son gelişmelere dönecek olursak zannedersem Mahmut Abbas yönetiminin attığı bu adım bütün hesapları değiştirecek gibi gözüküyor. Uluslararası toplumun da tepkisi bu çok daha acil olmak durumunda kalacaktır. Peki. Çünkü Batı Şeria'nın nasıl yönetileceği, yarın ne olacağı belirsiz şu an. Şu anda belirsiz. Şiddet tırmanabilir mi? Kesinlikle. Daha önceki yani bu konu gündeme geldiğinde hep bunlar yazılıp çizilmişti. Çünkü Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria A, B ve C bölgelerine bölünmüş durumda. Evet. A bölgesi denilen o şehir merkezleri, çarşılara sadece Filistin yönetimi hakim. Askeri ve iktisadi olarak C bölgesi denilen o aralardaki %70'lik alana ise İsrail hakim. Evet. Ve İsrail yönetimiyle Filistin yönetimi arasında bir güvenlik işbirliği anlaşması var. Batı Şeria'da 500,000'dan fazla illegal Yahudi yerleşimcinin yaşadığını hatırlatalım. Bir noktadan bir noktaya hareket etmek için İsrail polisinden izin almak, onların önünden geçmek gerektiğini hatırlatalım. Birçok yolların İsrail'e ait olduğunu da düşünürsek... Evet. Filistin yönetimiyle herhangi bir ilişki olmadan o bölge nasıl yönetilir? Ayrıca bu sokağa nasıl bir mesaj verir? Son derece kaygılı günler bizi bekliyor. Çok. Hı-hı. Allah kolaylık versin. Turgut Alp, sizin ofis olarak işiniz çok çok zor ama inşallah altından kalkacaksınız. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Efendim Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'in bu yaptıklarına sert bir açıklama geldi. Ankara, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklaması ve protestoculara ateş açmasına tepkili. Dışişleri Bakanlığı Harem bölgesindeki şiddete karşı çıktı. Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha cuma namazının kılınamamasından, ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Türkiye Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istedi. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Türkiye'nin çözümü çatışmalardan önceki duruma dönülmesi. Dışişleri İsrail'e çağrımıza uy önerisinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım da bu konuda konuştu. Radikal tedbir almak çözüme katkıda bulunmaz dedi. Türkiye'nin dört bir yanı da ayaktaydı. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgaline Başbakan Binali Yıldırım'dan tepki geldi. Ankara'da cuma namazı çıkışında soruları cevapladı. Tabii camiye gelen bütün cemaati tek tek aramaya kalkarsanız orada ibadet de yapmak zorlaşır. O bakımdan buna başka türlü tedbirler geliştirmek lazım. Bu konuda İslam dünyasının hassasiyeti has safhadadır. Dolayısıyla İsrail'e bizim önerimiz uygulama yanlıştır. Terör üzerinden, terör tehdidi üzerinden böylesine radikal bir tedbir almak, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların erişimine kapatmak veya kısıtlamak hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Aksine bölgedeki huzursuzluğu, medeniyetler, dinler arasındaki müsamahayı, hoşgörüyle zarar verir. O bakımdan
ümit ederim ki yakın zamanda her şey normale döner. Türkiye'nin dört bir yanındaysa Siyonist işgale tepki için cuma namazı sonrası gösteriler vardı. O adreslerden biri Diyarbakır Ulu Camii'ydi. Kudüs'ü avluk altına aldı. Mescid-i Aksa'nın kapılarına direktör koyan İsrail Diyarbakır'da protesto edildi. Binlerce kişi İsrail'in zorba tavrını lanetledi, Mescid-i Aksa'ya özgürlük istedi. Ankara'da da Mescid-i Aksa'nın işgaline tepki vardı. Hacı Bayram Camii'nde vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Aksa'ya getirilen yasağı protesto etti. Türkiye'nin dört bir köşesinde de benzer görüntüler vardı. Ey kafirler! Yenileceksiniz! Kuşkusuz en büyük eylem İstanbul Beyazıt Meydanı'ndaydı. On binlerce vatandaş bir araya geldi ve işgali protesto ettiler. Hamas lideri İsmail Haniye de eyleme telefonla bağlandı. Öfkelenip kafayı taksa esir mi olurdu Mescid-i Aksa? Ümmet Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmadı. Türkiye adeta ayağa kalktı. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgali protesto edildi. O adreslerden biri de İstanbul Beyazıt'tı. Cuma namazı sonrası Türk'ü, Azeri'si, Arap'ı, binlerce Müslüman bir aradaydı. Destek sloganları Filistin'e, protestolarsa İsrail'eydi. Vatandaşlar bir an bile susmadı. Düşmanım bize ne yapabilir ki? Biz cenneti yüreğimizde taşıyoruz. Sürgün edilmemiz seyhat, hapsedilmemiz halvet, öldürülmemiz ise şehadettir. Tekbir. İnkarcıların, emperyalistlerin, Siyonist işgalcilerinin mescide karşı bu düşmanlığı yeni değildir. Kitabımız bize mescidin dostlarının olduğu gibi düşmanlarının olduğunu da hatırlatmaktadır. Bugün bu kalabalık ve Anadolu'nun değişik yerlerindeki kalabalık haykırıyor ve şunu söylüyor. Biz ölmeden Mescid-i Aksa'yı hiç kimseye ama hiç kimseye bırakmayacağız. 1948'den beri yapılan zulümler her geçen gün artarak devam etmiş ve biz sesimizi yükseltmedikçe, sesimizi daha gür çıkarmadıkça, haksızlığı karşısında dimdik durmadığımızca da bu zulümler artarak devam edecektir. Mescid-i Aksa, Kudüs elimizden gidene kadar da bu zulmü kesmeyecekler. Bir de sürpriz vardı. Hamas lideri İsmail Haniye meydana telefonla bağlandı. Vakıfı'l azime, el İslamiyye'l kerime, entumul yevm ya şebab. Yeniden Kudüs'e bağlanacağım. Bu kez olayların içinde, o saldırıların doğrudan tanığı olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Numan Balcı hazır. İyi akşamlar Numan Balcı. Numan Balcı duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar diliyorum. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa'dan selamlar. Numan Bey, sanıyorum siz Kudüs'te görevlisiniz, doğru mudur? Ben tur şirketi sahibiyim. Aynı zamanda Kudüs turlarında rehberlik yapıyorum. Çok güzel. Bu akşam bugün cuma namazında neredeydiniz? Hatta donma var galiba. Numan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Şu anda duyuyorum, evet, buyurun. Güzel. Cuma namazında Mescid-i Aksa'nın içinde miydiniz?
Mescid-i Aksa'nın içinde değildik. Grubumuzla beraber Mescid-i Aksa'ya gitmek üzere otelin kapısına gelmeden önce askerler tarafından yolda durdurulduk. Müslüman kardeşlerimizle beraber Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 100 metre uzaklıkta olan Babül Esbat kapısının hemen yanı başındaki yolda namazımızı beraberce kıldık. Tam da namazımızı kıldığımız sırada üzerimize ses bombaları ve plastik mermilerle ateş edilmeye başlandı. İkinci rekatın secdesinde olduğumuz sırada ateş edilmeye başlandı ve namazı bitirdikten sonra da tabii olaylar malumunuz olduğu üzere basına yansıdığı şekliyle de büyüdü ve ciddi manada da sıkıntılı bir süreç başlamış oldu. Yani siz ikinci rekattayken, daha henüz secdedeyken saldırıya uğradınız, doğru mudur? Aynen öyle, doğru. Ancak bizim asıl sıkıntılı sürecimiz dün gece yaşandı. Evet. Dün gece yatsı namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gittiğimizde askerlerin Filistinli kardeşlerimize saldırdığını gördük. Ve biz de grubumuzu muhafaza etmek adına Babül Esbat kapısından, Mescid-i Aksa'nın önemli kapılarından bir tanesi, evet, olan bu kapıdan otelimize doğru dönerken kardeşlerimizden bir tanesinin ayağına ses bombası isabet etti ve yaralandı. Sonrasında kendisini hastaneye kaldırdık. Amine isminde bir kardeşimiz ve hastaneye kaldırdık. Ancak hafif şekilde yaralanmıştı. Allah'a hamdolsun hastanedeki, burada Makasit Hastanesi var Müslümanlara ait. Oradaki tedaviden sonra otele döndük. Sağ olsunlar, konsolosumuz ve büyükelçiliğimiz de bize çok ciddi ve yakın ilgi ve alaka gösterdiler. Kardeşimiz şu anda herhangi bir sıkıntısı yok otelde ve hamdolsun bir sıkıntı yaşamıyoruz. Minicik bir soru. İçinde yaşıyorsunuz olayları. Sizce olaylar büyüyecek mi? Yani Batı Şeria'ya ve Gazze'ye yayılacak mı? Yani büyüme ihtimali yüksek. Çünkü bugünkü gerginlik artacak gibi görünüyor. Çünkü İsrail rejimi Netanyahu'nun yaptığı açıklamayı da mutlaka biliyorsunuzdur. Evet. Tamamen cihazların, Mescid-i Aksa'nın girişindeki cihazların kaldırılması hususunu emniyete bıraktı. Buradaki polis teşkilatına bıraktı. Polis de cihazları kaldırmayacağını ifade ediyor. Buna da güvenliği gerekçe gösteriyor. Ancak Müslümanlar işgal rejiminin kontrolleri altında Mescid-i Aksa'ya girmenin kendileri için bir onursuzluk olduğunu ifade ederek bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade ediyorlar ve protesto ediyorlar. Mescid-i Aksa'nın imamı, müezzinleri, güvenlikleri dahil olmak üzere hiç kimse Mescid-i Aksa'nın içerisine girmiyor. Bugün 4 tane şehit verildi. Evet. Yaşanan olaylarda bunlar Tur Dağı'nda, Zeytin Dağ'ın mahallesinde yaşayan kardeşlerimiz ve Silvan mahallesinde yaşayan kardeşlerimiz, bunlar şehit oldular. 4 tane şehit verildi ve önümüzdeki günlerde de sıkıntılı sürecin süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü buradaki direniş devam ediyor ve İsrail'in inadı da devam ediyor. Hiçbir şekilde buradaki cihazları kaldırmayacaklarını ifade ediyorlar. Peki Numan Balcı, kendinize ve arkadaşlarınıza dikkat edin. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Sanıyorum hafta içinde yeniden görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Ona. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Efendim, Katar krizine de bir bakalım. Her şey bir arada gidiyor farkındaysanız. 13 maddelik liste rafta 6 maddeye düşmüştü. Orada da bir hukuki tartışma var ama pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede olacak. Diplomatik çabalar sonuç vermeye başladı. Körfez ülkelerinin Katar'a kurduğu tuzakla patlak veren krizde tansiyonun düşeceğine dair işaretler geliyor. Önce Suudi Arabistan ve destekçileri 13 maddelik dayatmadan vazgeçti. Yerine 6 maddelik bir prensip listesi açıkladı. Şimdi de Katar yasal düzenlemeye gidiyor. Katar emiri yeni bir kararname yayınladı. Bu kararname terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngörüyor. Bu konudaki mütabakat Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 11 Temmuz'daki Katar ziyaretinde imzalanmıştı. Ardından Suudi Arabistan ve destekçileri tutumlarını yumuşatma sinyali vermişti.
Amerikalı bakan gelmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Diğer ülkelerden Katar'a yönelik kısıtlamaları kaldırmasını istedi. Ancak sorun çözülmüş değil. Körfez ülkeleri Katar'ı teröre destek vermekle itham ediyor. Katar bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Mısır Katar'la ilişkileri 5 Haziran'da kesmişti. Gösterilen somut gerekçe Katar emirinin İran'a övücü açıklamalar yaptığına dair bir haberdi. Katar kendi resmi ajansında çıkan o haberin gerçek olmadığını açıklamıştı. Kuruma siber saldırı düzenlenmişti. Katarlı yetkililer o siber saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapıldığını basın toplantısıyla dünyaya ilan etti. Benzer haber daha önce Amerikan basınında yayınlanmış, emirlikler bunu reddetmişti. Krizin çözümü için Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Türkiye yoğun çaba gösteriyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölge ülkelerini ziyaret etmişti. Hafta sonundaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez'e gidiyor. Körfez'deki dostlarımız arasında baş gösteren kriz bizi gerçekten üzmüştür. Bu sorunun çözümü için en başından beri samimi gayret gösteriyoruz. Pazar ve pazartesi günleri Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Suudi Kral Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Ahmet ve Katar Emiri Şeyh Temim'le görüşecek. Erdoğan'ın ziyaretlerinin krizin çözüme kavuşmasına büyük katkı sunması bekleniyor. Kardeşler arasındaki ihtilafların kalıcı ve kırıcı olmaması için sonuna kadar çaba harcamaya devam edeceğiz. Evet, özetlerde de söylemiştim. Türkiye ve İran'la beraber Katar'ı ayakta tutan üçüncü ülke bir Arap devletiydi ve hiç beklemediğimiz bir atak yapmıştı. Fas'tan söz ediyorum. O da Türkiye ve İran gibi gerek gıda maddeleriyle gerek diğer yollarla abluk altındaki Katar'a büyük destek sağladı. Ve daha düne kadar gayet sakin olan Fas nedense birileri tarafından karıştırılıverdi. Esnaf kepenk kapattı, bütün kent sokağa döküldü. Fas'ın El Hüseyme şehrinde gerginlik had safhaya ulaştı. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale etti. Gün boyu protestolara binlerce kişi katıldı. Fas Kraliyet Jandarma birliklerine ait kamyonetler ateşe verildi. Fas yönetimi gösteri yapılmasını yasakladı. Buna rağmen sokaklar hareketliydi. Birçok kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından protestolar kitleselleşti. El Hüseyme kentinde Ekim 2016'dan bu yana gerginlik durmuyor. Bir balıkçının polisin çöp kamyonuna attığı balıklarını almak isterken kamyonun presleme haznesinde sıkışarak ölmesi tepkiye yol açmıştı. Yönetim ise protestoları bastırmak için bölgesel kalkınma sözü vermişti. Fakat hiçbir proje hayata geçirilmedi. Mayıs'ta yeniden başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmıştı. Suriye'de bir bakalım, sıcak bölgelerde Lübnan sınırı karıştı ve kuzeybatısında da ülkenin hala bir muhalefet arası gerginlik sürüyor. Suriye krizi yepyeni bir boyut kazandı. Esed güçleri Hizbullah'ı da yanına alıp Lübnan topraklarında operasyona başladı. Hedeflerinde Heyet Tahrir Şam ve diğer silahlı muhalif gruplar var. Operasyon Arsal kasabası kırsalıyla Suriye içinde yer alan sınırdaki Filita hattında devam ediyor. Lübnan ordusu şu an için gelişmeleri izliyor. Rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'la terör örgütü DEAŞ'ın uzun zamandır Arsal kırsalında oldukları biliniyor. Zaman zaman birbirleriyle de çatışıyorlar. Heyet Tahrir Şam, Suriye'nin kuzeybatısındaysa Ahrar Üş Şam'la çatışıyor. Dördüncü gününe giren çatışmalar İdlib kırsalında yoğunlaşıyor. Ölenler ve yaralananlar var. Bu sırada Türkiye sınırı yakınındaki Çadır kenti
2 havan mermisi düştü, 4 kişi yaralandı. Suriye'deki hassas dengenin kritik unsurlarından biri de terör örgütü PYD. Amerika'dan gördüğü destekle Rakka'yı DAEŞ'tan geri almaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın muhaliflere yönelik Eğit Donat programını sona erdirmeye karar verdiği bildirilmişti. PYD'li teröristlere verilen desteğin bu kararı kapsamadığı da ortaya çıktı. Yani terör örgütüne Amerikan desteği devam edecek. Hem eğitim, hem silah ve mühimmat sevkiyatı sürecek. 2017. PKK terörüne karşı operasyonlar bütün hızıyla devam ediyor. Son derece kararlı bir süreçten geçiyoruz bu arada. Türk Silahlı Kuvvetleri son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda çoğunluğu sözde üst düzey yönetici 54 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Diyarbakır Silvan'da operasyon tamamlandı. Ele geçirilen patlayıcıların imha anı kameraya yansıdı. Lice kırsalındaysa 2 köy ve 13 mezrada operasyon başlatıldı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise haftalık terör bilançosunu açıkladı. Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülenler arasında örgütün sözde üst düzey yöneticileri, gri ve yeşil listeyle aranan 4 teröristin de olduğu belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadeleye de bir bakalım. Bugün çok fazla operasyon yok ama burnu çok keskin bir narkotik köpeğimizin başarısı var. Asma yaprağı dolu bidonda o uyuşturucuyu o burun buldu. Asma yapraklarından esrar çıktı. Mardin'de polis şüpheli bir aracı durdurdu. Bagajda asma yaprağı dolu bidonlar vardı. Narkotik köpeği akreple dedektör köpek tepki verdi. O bidonların içinden 11 kilo esrar çıktı. Sürücüsü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bursa'da da uçan kamera iş başındaydı. Orhan Gazi'ye bağlı iki köyde Hint keneviri ekildiği tespit edildi. 662 kök kenevir söküldü. Bir miktarda esrar ele geçirildi. Evet, 62 yaşında kaybettiğimiz Harun Kolçak. Bugün dostları ve sevenleri için onunla vedalaşma günüydü. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım sana. Daha 6 gün olmuştu doğum gününü kutlayalı. Ama onu sevenler ve sanatçı dostları bu kez usta isme son görev için doldurdu cami avlusunu. Çok zarif bir insandı, naif. Kimseyi incitmemek için çaba gösteren çok tatlı bir insandı. Yazık yani, çok yazık. Uzun yıllar kanserle mücadele eden Harun Kolçak önceki gece 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Kolçak için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sanat dünyası Harun Kolçak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Babası Eşref Kolçak'sa sağlık problemleri nedeniyle cenazede yoktu. Teşvikiye Camii kalabalıktı. Törene katılanlar onu anlattı. Çok güzel anılarımız oldu. Hayata dair de bakış açısı, felsefesi, inancı hep çok pozitifti. Türkiye'nin en kabiliyetli müzisyenlerden biriydi. Hala da öyledir. Hem iyi şarkı söyler, hem iyi enstrüman çalar, iyi bas çalar, beste yapar. Komple müzisyen. Bunlardan Türkiye'de şimdi artık az kaldı. Kim tanıma, hani bekar sultanlık derdi.
Cenaze töreninde sanatçı için dua edildi, helallik alındı. Sanatçının cenazesi Bursa'nın Gemlik ilçesinde toprağa verildi. Aç, aç, aç. Zorundayım, zorundasın. Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinden gelen bir kaza haberi hepimizi çok üzdü. Park edilmiş tıra arkadan hızla çarpan otomobilde bulunan 4 üniversite öğrencisini kaybettik. Kayseri çevre yolunda meydana gelen kazada otomobil yol kenarında park etmiş Azeri sürücü Rahim Bedelov yönetimindeki tırın dorsesine iddiaya göre arkadan hızla çarptı. Kazada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi tesislerinde staj yaptıkları belirtilen Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kuzey çevre yolunda trafik bir süre aksadı. Bu hız koridoru uygulaması, gerçi uyanıklar bir takım işler çeviriyorlar, beklemeler falan filan yapıyorlar ama ciddi şekilde etkilemiş durumda can güvenliğimizi. Çünkü 1 Temmuz'da başladı bu uygulama ve bir ay dolmadan bakın nasıl olumlu bir sonuç aldık. Otoyollarda hız koridoru uygulaması başladı. Amaç ölümlü kazaların önüne geçmek, yakıt tasarrufu sağlamaktı. Yakıt konusundan da iyi, güvenlik konusundan da iyi, can sağlığımız için her şekilde bize iyi geldi. Uygulama 1 Temmuz'da başladı. Otoyollardaki giriş ve çıkış kişileri arasındaki mesafeyi belirlenen süreden önce kat edenlere 210 lirayla 427 lira arasında ceza kesiliyor. Bulunduğumuz yer Kartal Samandıra gişeleri, biz Çamlıca gişelerine kadar gideceğiz. Burada otobanda yasal sınır 120 kilometre. Bakalım iki kişi arasındaki mesafe ne kadar, kaç kilometre ve biz o kilometreleri ne kadar sürede alacağız? Şu anda Çamlıca gişelerine geldik. Kronometremize bakıyoruz. Tam 3.5'u gösteriyor. Yani biz 3.5 kilometreyi 90 kilometre hızla 3.5 dakikada geldik. 120 kilometre en üst sınır. Yani siz 120 kilometreye çıkarsanız bu süreyi 2.5 dakikada alabilirsiniz. Çevrenizde var mı hız sınırını aşanlar? Dolu. Bunu zevk zannediyorlar. Buna bir marifet zannediyorlar. Niye aşıyorlar? Heyecan. Heyecan olsun. Kendi arabaları olduğundan yapsınlar da görelim. Hız koridoru uygulaması kısa sürede faydasını gösterdi. Ölümlü kaza oranı geçen yılın aynı dönemine göre %53,3, yaralanmalı kazalardaysa %23,3 azalma oldu. Toplam kaza oranı da %29,7 geriledi. Sürücüler hız koridoru uygulamasından memnun. Ben süratli hiç sevmem. Benim en fazla sürat yaptığım 100. 100'de arabayı bir şekilde kurtarabilirsin ama 120'ye çıktığın zaman herhangi bir ani bir olayda kurtarma şansın yok. 120, 130, 140'la. Bursa'da ise bir cip sürücüsü fren ile gazın yerini karıştırınca olan o markete oldu. Kaç 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 kaç. Eyvah. O adam gaza basmış. Eyvah. Gelmiş. Evet, o sürücü gaza bastı. Aslında fren yapmak istemişti ama pedalları karıştırdı. Kaç 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 kaç. Eyvah. Adres Bursa İnegöl. Sürücünün kafa karışıklığı kazaya neden oldu. Bir motosikletli canını kıl payı kurtardı. Cipse duramadı, markete daldı. İşte bu da içeriden görüntü. Arabaya bakıyorlar, bak arabayı gördüler. Arabayı. Bak, eyvah kaç kız. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Mal kaybı ise kırılan market camıyla sınırlı kaldı. Kaç 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 kaç. Eyvah. Ya görüntüleri tahlil ettiniz mi bilmiyorum ama bu olayda Allah korumuş gerçekten. En az iki kişi ölebilirdi en az. Ama sadece işin komedi kısmı kalmış bize görüntü olarak, çok şükür. Bunca yıllık yayıncılık ve habercilik hayatımda gerçekten ilk defa böyle bir haberle karşılaştım. Bir daha da karşılaşacağımı sanmıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir cinayet davası. Jürinin kafası karışık. Ve o jürinin karışık kafasını bir papağanın tanıklığının çözmüş olması gerçekten dünya hukuk tarihine bir not olarak düşünmüş olmalı. Wife Glenna. Papağan Bat ateş etme diyor. Çünkü o bir cinayetin tanığı. Ve bu tanıklığı Amerika'da bir cinayet davasının sonuca ulaşmasını sağladı. Mimics a man and woman locked in a fierce argument before delivering the chilling line. Amerika'nın Michigan eyaletinde bir kadın kocasını öldürdü. O anlarda evde şahit olarak papağan vardı. İddiaya göre Martin adlı adam eşi Glenn'e durmadan ateş ederken ateş etme diye bağırıyordu. Papağan Bat bunu duydu. Kadın kocasını öldürdükten sonra silahı kendi başına doğrulttu. Tam o anda papağan ateş etme diye bağırdı. Eşinin katili kadın ölmedi. Fakat artık hiçbir şey hatırlamıyordu. Savcı papağanı tanık olarak dinlemek istedi. Hakim talebi kabul etmedi. Ancak papağanın ateş etme diye bağırması jürinin kararında etkili oldu. Sanık birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Hakkındaki ceza gelecek ay açıklanacak. Gördünüz ama savcıya da bravo, yani bir papağanı tanık olarak getirebiliyor. Hakim gerçi kabul etmemiş ama sonuçta jüri karar veriyor. Bizim millet olarak hayvanlar alemiyle ilişkilerimize bir bakalım. Biz sürekli kurtarıyoruz onları. Cihangir'de Kuyruk isimli bir köpek boruya sıkışmıştı ve bakın devamı ne oldu. Hah, geldi geldi. Geldi hol eve. Çeksene fotoğrafı. Hadi geçmiş olsun. Meraklı köpek apartman bahçesindeki su borusunun içinde sıkışıp kaldı. 5 saat süren operasyonla böyle kurtarıldı. Geldi hol eve. Cihangir'de Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece yaşandı olay. Teriyer cinsi Kuyruk isimli minik köpek su borusuna girdi. Sıkıştığı yerden çıkamadı. Kendi çabalarıyla köpeğini kurtaramayan sahibi itfaiyeden yardım istedi. Neye sıkıştı ya? Çıkmayabilir. İtfaiye kısa sürede geldi ama köpeği kurtarmak beklenenden zor oldu. Bölgeye iş makinesi istendi. Borunun sokağa bağlandığı noktada 7 metrelik büyük bir çukur açıldı. Çalışma çok hassas yürütüldü. Köpeğe zarar vermemek için ekipler son derece dikkatli davrandı. Orayı biraz aç abi, aç orayı biraz. Şöyle ya. Apartman sakinleri o anları cep telefonuyla kaydetti. 5 saatin sonunda çalışmalar sonuç verdi. Hah, geldi geldi. Geldi hol eve. Çeksene fotoğrafı. Hadi geçmiş olsun. Kuyruk isimli köpek çok korkmuştu. Önce yıkandı, çamurlarından arındı. Sonra bir battaniyeye sarılıp sahibine teslim edildi. Mutlu son. Mutlu son. Aslında bu tür görüntüleri şöyle daha değerli toplu İngilizce, Fransızca, Almanca şey yapsak, servis yapsak ve o servisler dünyada hayvan severler tarafından görülse, Türkiye'de müthiş bir bu konuda bilinç yükselişi var. Bütün hayvanseverlere de teşekkürü borç biliyoruz. Mesela Kocaeli'de balıkçı Cihan Düz deryanın ortasında bir martıyla karşılaştı. Devamı haberde. Bir tanesini çıkarttım. İkinciyi deniyorum. İkinci kanca da çıktı. Evet. Ayakta var oldukça. Denizin ortasında gagasına ve ayağına saplanan kancayla ölümü bekliyordu. Ama yine de şanslıydı. Bir balıkçı buldu, hayatını kurtardı. Şu haliyle kancalar bir tarafından perde ayaklarına, bir tarafında gagasına dolanmış. Gördüğünüz gibi. İşte balıkçı arkadaşları uyarmak istiyorum bu konuda. Bir tanesini çıkarttım. İkinciyi deniyorum. İkinci kanca da çıktı. Evet. Ayakta var oldukça. Kocaeli'de teknesiyle balık tutmak için körfeze açılan Cihan Düz, çaresiz martıyı gördü, küçük bir operasyon yaptı. Heh, ayaktakiler tamam.
Evet. Şimdi bunun da bir tane kaldı. Bakın ayakları kurtardık. Son bir tane gagasında var. Gene burun deliğine girmiş. Evet. O da bitti. Bakın görüyorsunuz kancayı. Bakın. Serbest bıraktığı martı bir süre deniz üzerinde şaşkın bir şekilde gezdi. Daha sonra gözden kayboldu. Seninle dost olduk. Hadi bakalım beni unutma oldu mu? Hadi, hadi kızım. Neyse ona bir şey olmaz. Kafası artık şeyde değil. Ama takipte olacağım. Hadi kızım. Ne güzel insanlarımız var yahu. Hakikaten o balıkçı dostuma buradan kocaman bir selam gönderiyorum. Şimdi de eleştireceğim insanlarımıza gelelim. Ankara'da bir düğündeyiz. Bin defa söyledik şu tabancayı, bıçağı, yani bıçak değil de pompalı tüfekleri falan düğün alanına sokmayın birader. İşte tüfek ve tabancayla ateş, hem de Ankara'da. Neyse, can kaybı yok. Pompalı tüfekler, tabancalar ateşlendi, korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Ankara Sincan'dan. Temelli semtinde sokak düğünü yapılıyordu. Anlaşılan onca yaşananlar, ölümler ders olmamıştı. Eli silahlı iki kişi oynayanların arasına daldı, tetiğe basıp dehşet saçtı. Silah sesinden rahatsız olup kulaklarını tıkayanlar da görüntülere yansıdı. Sözde eğlence dakikalarca sürdü. Neyse ki o mermiler şans eseri isabet etmedi. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir görüntü var yine. Bir küçük uçak zorunlu iniş yaptı ama bakın nereye. Gözlerine inanamadı otoyolda seyrederken birkaç metre önüne uçak indi. The cause is unclear, but there's no injuries and the pilot being praised for his skill. A shout out to Kemter's Firewire. Görüntü Amerika'nın New York eyaletinden. Olay Perşembe günü öğle saatlerinde yaşandı. Görüntüyü çeken kişi aracıyla seyrettiği yola bir uçağın acil iniş yapacağını öğrendi ve kayda girdi. Uyarı radyodan yapılmıştı. Shout out to Kemter's Firewire that shared this on Twitter. Şanslıydı, uçak hemen önüne indi. O anları böyle görüntüledi. Uçağın hemen ardında bir de polis aracı vardı. Pilot iniş yaptı ve uçağı yolun sağına çekip park etti. Soğukkanlılığı sayesinde olayda kimse zarar görmedi. Uçağın neden zorunlu iniş yaptığı açıklanmadı. Aslında kabahat bizde. Medya olarak o kadar çok uzay ve UFO haberlerine ağırlık veriyoruz ki Antalya Kemer'de. Ormanlık alandan kesik kesik ışıklar geliyor. Vatandaş fark etti. Uzaylı zannettiler. Sanki her dakika Kemer'de uzaylı dolaşıyormuş gibi. Neyse, biraz daha gerçekçi olanlar için terörist oldukları tahmin edildi. Ama bakın işin aslı ne çıktı. Ormandan gelen ışıklar herkesi sokaklara döktü. Yarım saat falan oluyor. Sürekli ışık tutuldu. Önce büyük böyle motor ışığı gibi. Ondan sonra da şey, ışık sanırım sinyallerin bütün. Hadi aşağı inmeye başladılar. Ben de bu şekilde bir sinyal verdim onlara. Onlar da aynı şekilde karşılık verince. Bilmiyorum, yardımını istiyorlar. Turist olabilir. Burası Antalya Kemer. Ormandan gelen kesintili ışıklar vatandaşların dikkatini çekti. Kimi uzaylı zannetti, kimi imdat çağrısı. El fenerleriyle sinyale karşılık verenler de oldu. Bak tam orada, bak yanıyor şu an, yanıyor. Ormanda saklanan teröristler olabileceğinden şüphe edenler de vardı. Olayı duyan evden fırladı, haber verilen polis mahalleliden bilgi aldı. Hadi. Hatta bir görgü tanığının eşliğinde tepeye tırmandı. O polis arama yaptı ama eli boş döndü. Bu arada heyecan yaratan ışıklar aralıklarla gözlenmeye devam etti. Tedbir olarak özel harekat polisi de geldi. Zırhlı aracın projektörüyle ormanlık alan aydınlatıldı. Saatler gece yarısına yaklaşırken ışıklar da yürüyüş yolunun başlangıç noktasına doğru indi.
Sonunda esrarengiz ışıkların kaynağının maceracı Rus babayla oğul olduğu ortaya çıktı. Kemer'de tatil yapan 51 yaşındaki Andrei Grachev ve 17 yaşındaki oğlu Vladislav Grachev gezmek ve fotoğraf çekmek için tura çıkmıştı. Karanlık çökünce yollarını kaybetmişlerdi. Baba oğul kaldıkları otele götürüldü, mahalleli de evlerine girdi. Bu akşamlık hatta bu haftalık bu kadar. Birazdan Rasih Turanoğlu hem kısa haberler hem de gece raporunda sizlerle birlikte olacak. Ve tabii 24 Spor Gecesi Haluk Yürekli, Gökhan Dinç. Onlar stüdyoda hazırlar bile. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.